Burası İstanbul'un en çok merak edilen yerlerinden bir tanesi. Pek çok insan buranın iskele olduğunu bile bilmiyorlar. Moda iskelesine gidiyoruz. 1917 yılından bugüne kalan, yani istisnai bir durum söz konusu. Çünkü insan böyle burada kelebekler gibi uçmak istiyor. Yani içeri her girişimde bir kere daha şaşırıyorum. Yaşamışlar bu hayatı. Bu merdivenler sizi modanın en çok ziyaret edilen... Zaten orayı görüp de vedalaşmak mümkün değil ki. Bu işlevsel bir heykel ve ismi Kadıköy'de Zaman. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Teşekkür ederim sana. Çikolatanın yanına kahve mi içilir? Çay mı? Limonata mı? Su mu? Şu an benim içerisinde bulunduğum 1999 yılından beri burada olan moda tabii ki Ajda Pekkan, Özdemir Asan, herkes biliyordur değil mi? Hal hal. Sizin için bir sürpriz hazırladım. İstanbul'da bazı kapılar var. Onlar bazen gökyüzüne, bazen denize, bazen hiç bilmediğimiz yerlere açılıyor ama o kapılardan girmek mümkün olmuyor. İşte o açılmaz kapılardan bir tanesini beraber gidip açıyoruz şimdi. Yani ben sizin için açıyorum. Pek çok insan buranın iskele olduğunu bile bilmiyorlar. Bu arada denizden geleni de denize doğru. Aynen konuştuğumuz gibi ben yürüyeceğim, siz uçacaksınız ve sonunda moda iskelesine gidiyoruz. ...1917 yılından bugüne kalan harika bir eser. İstanbul'un çok hakim, Boğaz'ın çok orta bir konumunda moda iskelesi. Burası İstanbul'un en çok merak edilen yerlerinden bir tanesi moda iskelesi. Şu an denizden buraya gelinmiyor. Yani vapurlar, gemiler, deniz taşıtları buraya yanaşmıyor. İçerisine de girmek haliyle mümkün değil. 1917 yılından beri tam burada duruyor ve bir Vedat Tek imzası taşıyan bina. Vedat Tek'in ismini şuralardan hatırlayabilirsiniz. Bir başyapıta imza atmış bir mimar olmasından, o başyapıt ki Haydarpaşa iskelesi işte orada yerinde duruyor. Moda iskelesi de işte burada. Tabii böyle alışık olduğumuz iskelelerden bir tanesi değil bu. Çünkü bir müddet restoran olarak da kullanıldı. Şimdi böyle biraz terk edilmiş durumda. Hani ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Ama benim gönlümden geçen buranın yeniden bir iskele olması ve modaya denizden gelip gidebilmek. Ya da insanların sosyalleşebildiği güzel bir alan yaratılması. Denizin ortasında bir yarım ada gibi görünüyor moda iskelesi. 1930'larda çıkan şiddetli bir fırtınada zarar görüyor. 1980'lerin sonlarında ise yolcu sayısının azlığı nedeniyle işlevini kaybediyor. Birçok kez restore ediliyor
bugün hala olduğu gibi. Buradan da üst kata gidiliyor. Yani istisnai bir durum söz konusu. Çünkü normalde modaya çok sık geliyor olabiliriz. Modada çok vakit geçiriyor olabiliriz. Birçok amaçla birazdan zaten iskele ve iskelenin etrafında nasıl bir hayat şekilleniyor ona da bakacağız ama hemen gözümüzün önünde olan bu iskeleye gelmek mümkün olmuyor. Tabii ki neyse ki ben varım. Benimle birlikte siz de gezebilirsiniz. Oo, burası çok güzel. İnsan böyle burada kelebekler gibi uçmak istiyor. Boğazı, İstanbul'u böyle görebildiğimiz pek az yer var. O görebildiğimiz yerlerin de kapıları çoğu zaman kapalı. Martılar sanki içeride yaşıyor. Yani içeri her girişimde bir kere daha şaşırıyorum. Yaşamışlar bu hayatı. Gerçekten. Burası iskele olarak kullanılmış. İnsanlar buradan gelmişler deniz yoluyla, gitmişler deniz yoluyla. Acaba diyorum bütün programı burada mı yapsak? Hiç böyle iskelenin etrafında gezmesek mi? Bir süre sonra böyle iskelenin bütün doğasını, dünyasını anlarız. Balık var mı balık? Balık var mı? Yok mu? Yok. Moda iskelesiyle vedalaşma vakti her ne kadar kolay olmasa da ama şimdi gidip modayı keşfetme zamanı. Arkamda görmüş olduğunuz moda iskelesiyle vedalaştıktan sonra eğer bu taraftan giderseniz moda sahile doğru ve sonrasında Fenerbahçe Kalamış ve diğer bildiğiniz o ta Bostancı'ya kadar olan sahil hattınca gidebiliyorsunuz. Eğer birazdan benim de gideceğim arkamda görmüş olduğunuz bu yoldan ilerlerseniz de modanın içlerine doğru tıpır 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 ilerleyebilirsiniz. Merdivenler sizi modanın en çok ziyaret edilen yerlerinden birine doğru çıkarıyor. Moda, burnu ve diğerleri. Demek ki tam vedalaşamamışım. Zaten orayı görüp de vedalaşmak mümkün değil ki.
epeydir Kadıköy'e gelmemiştim, Moda'ya gelmemiştim. Burada neler değişmiş merak ediyorum ama bir kere değişen unsurlardan bir tanesi bu heykel. Bu işlevsel bir heykel ve ismi Kadıköy'de Zaman. Bir yandan hem bir güneş saati gösteriyor. Ama ben güneş saati okumayı bilmediğim için size şu an saatin bu heykele bakarak kaç olduğunu söyleyemiyorum. Ama Moda'da zamanın nasıl aktığını iyi kötü biliyorum. Moda'da zaman çok güzel akar ve zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bu heykel de biraz böyle sonsuzluğa doğru sanki onu anlatıyor. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Nazım Hikmet Ran. Öyle durup geçmemek lazım. Okumak, düşünmek, anlamak lazım. Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile zeytin dikeceksin. Bu alanlar pekala pek çok şeye dönüştürülebilir. Kafeler yapılabilir, restoranlar yapılabilir. Ama burası Moda'da, Moda iskelesine çok yakın olan bu alan, bravo sana, bir çocuk parkı olarak korunuyor. Ve çocuklar burada çok oynuyor. Gel. Evet. Buradan da böyle bir el sallayalım o zaman. Teşekkür ederim sana. İskeleyi gezmek çok güzel tabii ki ama durup böyle küçük molalar da vermek gerekiyor. Birçok yerinde, İstanbul'un birçok semtinde artık özgün el yapımı çikolatalar bulabiliyorsunuz. Onlardan bazılarını da Moda'da bulabilirsiniz. Hatta öyle çikolatalar var ki artık ismini tüm çikolata dünyasına vermiş kabul edebiliyoruz. Çok lezzetli. Çikolatanın yanına kahve mi içilir, çay mı, limonata mı, su mu, yoksa hiçbir şey içilmez de böyle tek başına mı yenir? Canı isteyen var mı diye bakıyorum. Çok güzel. Tabii ki Moda'ya gelmenin bir diğer yolu da tramvay. Denize giden tramvay hem de. Moda'nın ara sokaklarına girdiğiniz zaman eski evleri, eski apartmanları ve her iskele semtinde olduğu gibi iskele meydanından birazcık uzaklaştığınızda sessizliği bulabiliyorsunuz. Thank you.
oturumları olmadan bir semt bana eksik kalıyor gibi geliyor. Moda bu anlamda çok şanslı yerlerden bir tanesi. Çünkü sanat galerileri var, müzeleri var ve dahası mesela şu an benim içerisinde bulunduğum 1999 yılından beri burada olan ve yılın 4 mevsiminde Shakespeare oyunlarını izleyebildiğiniz Haluk Bilginer'in kurduğu işte bu tiyatrolar. Modalılar çok şanslı. Aslında İstanbul şanslı. Gözümüz gibi bakmamız gereken yerler buralar. Çok kıymetli. Moda tabii ki yıllar yılı sanatçıların yaşamak istediği, yaşadığı ve ürettiği yerlerden bir tanesi olmuş. Kimler var bu sanatçılar arasında? Elbette Barış Manço, Ajda Pekkan, Özdemir Asan ve daha birçokları. Hava ayaz mı ayaz? Ellerim ceplerimde. Barış Manço Moda 81300 herhalde bu adresi herkes biliyordur değil mi? Hal hal. Hal hal. Ve burada domates, biber, patlıcan hepsi burada. İskelesi belki yapayalnız olabilir ama semti hayat dolu, cap canlı, insanlarla cıvıl cıvıl yerlerden bir tanesi Moda. Moda iskelesine bugün vapurlar yanaşmıyor. Oysa benim gördüğüm en muazzam iskele yapılarından bir tanesi belki de dünyada bile örneği yoktur. Gönül ister ki şöyle denizden iskeleye doğru bir gemi yanaşsın ya da gün içerisinde birçok kez gemiler yanaşsın, vapurlar yanaşsın. Biz o vapurlardan birinin içinde olalım, iskeleden inelim ve Moda'ya o iskeleden girelim.